Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir videoyla daha karşınızdayız. Peki bugün neler anlatacağız? Dün FED tutanakları açıklandı. Bu tutanakların olası sonuçlarını konuşacağız. Dün gerçi biraz bahsetmiştik ama tabi şimdi kesinleşmiş oldu bazı şeyler. Bundan bahsedeceğiz. Bir de şu NARH meselesi var başlığa koyduğumuz. Daha doğrusu kapağa da koyduk bunu. Nedir bunlar? Ondan bahsedeceğiz. Dikkatinizi çekelim yalnız. Nah demiyorum. NARH diyorum. Yani... Arada R harfi var. Az sonra açıklayacağım ne anlama geldiğini ve e, bunun bize sonuçlarının neler olacağını. Bir de şu gıda kriziyle ilgili e, artık sanki yavaş yavaş böyle sis perdesi aralanıyor gibi e, ortaya çıkıyor bazı şeyler. E, bu işin arkasında kimlerin olduğu, hangi firmaların e, dünyadaki gıdayı elinde tuttuğu vesaire. Biraz da bunlara değineceğiz. Bakalım bu önümüzdeki 15-20 dakikalık süre zarfında bütün bunları konuşacağız. Şimdi öncelikle Fed'in tutanaklarından başlayalım. Evet yani Fed deyince akla şahin geliyor. Aslında Fed'in iki tür e, üyesi vardır. Bir şahin üyeler diyoruz, bir de güvercin üyeler diyoruz. Güvercin üyeler genellikle daha ılımlı yaklaşırlar meseleleri. Şahin üyelerse daha sert açıklamalar yaparlar. Fed son birkaç aydır hatta son 6 aydır sürekli şahin açıklamalar yapıyor. E, enflasyon da tabii burada tetikleyici bir etken olduğunu görüyoruz. Peki dünkü Fed tutanaklarında ne oldu? Fed yıl içerisinde birden fazla %50 0.50 lik faiz arttırımı yapabileceğini açıkladı. Zaten bunu dün öncü göstergelerini zaten görmüştük ama açıklamadan sonra bu e, kesinleşmiş oldu. Birincisi bu. İkincisi de 95 milyar dolarlık bir Aylık küçültme yapacağını bildirdi FED. Bu küçültmeyi de büyük ölçüde e, hazine tahvilleri üzerinden yapacak. Yani emeklilik fonları vesaire bunlara e, dokunmayacağını da e, söyledi. Tabii peki 95 milyar dolarlık bir küçülme'nin sonuçları ne olur? Yani evet dolarda bir yükseliş olur. Şimdi bu iki e, şık da yani iki madde de e, doları yükseltecek e, eylemler. Yani birincisi faiz arttırımı dolarda yükseltici bir eğilim gösterecektir. İkincisi de e, parasal küçülme ya da işte bilanço küçültme dediğimiz piyasadan para çekme aslında işin özü bu. Tabi piyasadan para çekme derken öyle parayı e, piyasadan çekmiyorlar. Yani 95 milyar doları piyasadan çekip yakma diye bir durum söz konusu değil. Yani zaman zaman yaktıkları da oluyor ama e, 95 milyar dolar çok büyük bir para değil Amerika için. Yani 9 trilyon dolar para bastıklarını düşünürsek eğer tek bir tuşla 95 milyar doları Amerika silebilir. Yani bu şekilde parasal bir daralmaya gidecek. Ama şimdi bir tarafta 9 trilyon dolarlık bir parasal bir arttırım oldu son 2 yılda 2020 ve 2021 yılında. Öbür tarafta aylık 95 milyar dolarlık bir parasal küçülme. Bu ne kadar etkileyecektir Amerika'yı ve doları? ben açıkçası çok aşırı etkileyeceğini sanmıyorum. E tabi devede kulak kalıyor ama tabi çok büyük bir parasal küçülmeye de gidemeyeceği için şu anda bana sorarsanız bütün dünya için geçerli bu olması gerekenden 10 kat daha fazla para var şu anda. En az 10 kat daha fazla para var. E şimdi bütün bu parayı birden bire çektiğinizde de bu sefer aşırı aşırı değerlenen bir para olacak. Bu da beraberinde deflasyonu getirecek. Yani enflasyonun tam tersini. Bu da bir risk. Yani risk üstüne risk var. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ama daha önceki videolarda da söylemiştik biliyorsunuz. Kontrollü bir yıkımla karşı karşıyayız. Yani mevcut parasal sistem yıkılıyor ve bu kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kocaman dev bir binayı düşünün. Bu kocaman dev bina diğer binalara zarar vermemeli. Yani aşağıya doğru çökmeli. Ama bunu da yapmak için ne, ne yapıyorlar? Alttan dinamitliyorlar ama son derece kontrollü bir şekilde bunu yapmaya çalışıyorlar. En ufak bir yanlış da o bina sağa ya da sola devrildiğinde bütün dünya halkları, başta Amerika olmak üzere herkes bundan etkilenecek. Zaten şu anda etkileniyoruz. Yani bu kontrollü yıkımda bile etrafta bulunanların toz toprak yutmaması mümkün değil. Bunun imkanı yok. Yani mutlaka etkilenecektik. Zaten etkileniyoruz. Daha da fazla etkilenmeye devam edeceğiz. Ama eğer kontrol elden giderse işte o zaman bütün işlerin karıştığı bir dünya ile karşı karşıya kalırız. FED de kontrolü elinde tutmaya devam ediyor. Bir de biliyorsunuz işin başka bir boyutu var. Hani Illuminati vesaire deniliyor. Yeni dünya düzeni. E şimdi Rusya bu dünya düzeninin neresinde? Bu dünya yeni kurulmak istenen dünya düzeninin karşısında mı yer alıyor? Yoksa hemen yanında ama karşısındaymış gibi mi görünüyor? Bana kalırsa yani şahsi kanaatim ben karşısında yer aldığını düşünüyorum. Peki iki tarafa da baktığımızda yani hangi taraf daha iyi bilemiyoruz. Bunu zaman gösterecek. ...iki tarafında kendine göre tezleri var, doktrinleri var. Hangisi insanlık için iyiyse, yani bireyler anlamında söylüyorum bunu... ...o olsun ama bir şekilde dünya değişecek ve değişirken bu tür çatışmalar da oluyor. Mesela şu an Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı belirleyen en önemli faktör ekonomi. Yani bu savaş ne zaman biter diye sorarsanız eğer... ...Rusya ekonomik olarak buna ne zaman karar verirse ya da Avrupa Birliği ya da Amerika ekonomik olarak ne zaman buna dur demeleri gerektiğine karar verirlerse bu savaş o zaman biter. Farkındaysanız savaşla ilgili tüm haberler bütün piyasaları o kadar çok dalgalandırıyor ki. Yani bir haber çıkıyor, petrol bir anda %20 artıyor. Başka bir haber çıkıyor, altının fiyatı bir anda %20 düşüyor ya da artabiliyor. E şimdi bütün bu haberleri çıkartan kaynaklar sizce bu altın, petrol ve diğer emtia ürünlerinde oynama yapmıyorlar mıdır? Ülke çapında söylüyorum bunu. Yani ülkelerin merkez bankaları da bu haberleri çıkartan ülkelerin merkez bankaları da bu oynamaları yapıyor. Yani burada aslında herkesin ortak çalıştığı bir e, güç merkezi var. Ordu bu işin bir parçası, medya bu işin çok önemli bir parçası, siyasetçiler çok önemli bir parçası, iş adamları çok önemli bir parçası. Kocaman bir futbol sahası düşünün ve herkes top oynuyor. Herkesin ayağında bir top var. Herkes gol atmaya çalışıyor. Peki vatandaş bunun neresinde? Vatandaş da o sahadaki çimleri oluşturuyor. Başka da hiçbir şey değil. Peki yatırım yapmaya çalışan vatandaş bunun neresinde? O çimlerin bir kısmı sadece başka hiçbir şey değil. Yani hani biz böyle indikatörlere falan bakıyoruz ya. Eğer Rusya şöyle olursa, Amerika böyle olur. Yok efendim dolar artarsa yok şu olur, bu olur falan filan. Arkadaşlar gerçekten şu anda tüm teknik analizler ve hatta ve hatta tüm temel analizler önemini yitirmiş durumda. Hiçbir şey bize bağlı değil şu anda. E, öyle olsaydı zaten Altının onsunun şu anda 10 bin dolar olması gerekirdi. Hadi buyur. 1900'lerde sürünüyor. Yani biraz daha uğraşsan belki 1900'ün altına e, düşecek. O yüzden diyorum yani bu tür ortamlarda yatırım yapmak gerçekten çok zor. Ve yatırım yapacaksak eğer uzun vadeli yatırımlar yapmalıyız. Çünkü yatırımların seyrini yönlendiremediğimiz gibi zaten yönlendiremiyoruz da e, göremiyoruz, anlayamıyoruz. Yani en tepedeki George'la Hans Neye karar verecek? Yani bu akşam bir şeye karar verecek ve bir anda Bitcoin'in fiyatı 60 bine de çıkabilir, bir anda 36 bine de inebilir. Sen neyin teknik analizinden bahsediyorsun? Yok 40'ı kırarsa 30'a inermiş de, 30'dan dönerse şu olurmuş. Sevgili arkadaşlar, bu eski dönemlerde vardı. Yani ee, işe de yarıyordu. Bazı rasyolar evet hala işe yarayan bazı rasyolar var. Ama genel olarak baktığımızda Tüm yatırım araçlarında e, risk son derece yükselmiş durumda. Sadece ve sadece emtiyalarda yani gerçek emtiyadan, gerçek maldan bahsediyorum. Altın bile değil. Arsa, ev, araba, televizyon, çamaşır makinesi, aklınıza ne geliyorsa. E, sadece ancak onlarda durarak e, zararımızı e, en aza indirebiliriz. Yani paramızı belki paramızı bile koruyamayız. E, çünkü... Bazı emtiyaları alıyorsun aldığın paraya satamıyorsun. Yani şimdi televizyonu aldın evine. Tamam. E peki aldığın fiyattan daha sonra satabilir misin? E satamazsın. Yani da dur okey. Tamam evine bir tane klima yaptırdım diyelim ki. 10 bin lira para verdin eve klima taktırdın. Dedin ki benim 10 bin lira param var. Bunu faizde tutacağıma e, klima alırım daha iyi. E tamam klimayı aldın. Peki 6 ay sonra o klimayı satabiliyor musun? 6 ay sonra klimayı satmaya kalktığında e, ne oluyor? 5000 e, liraya belki zar zor bela satıyorsun. 3000 liraya belki ancak satıyorsun. Yani emtia bize kar ettirmiyor. Evet, ev, araba vesaire bunlar kar ettiriyor ama onların dışındaki emtialardan kar elde etmek söz konusu değil. Ha, ancak ne olmuş oluyor? İhtiyaçlarımızı gidermiş oluyoruz. Zaten vatandaşın yaptığı da şu anda bu. Eğer bu ülkede bugün stagflasyon olmuyorsa bunun tek bir sebebi var. O da İnsanlar parada durmak istemediği için maaşı alır almaz hemen gidiyor alışveriş yapıyor. Ya da bir kenarda parası varsa diyelim ki işte dedesinden kalma bir para kaldı. 50 bin lira parası var bankada. Diyor ki ya diyor ben bu parayla dolar alacağıma ya da altın alacağıma ne olduğu da belli değil. Evimdeki diyor eşyaları yenilerim diyor. Hal böyle olduğunda da mobilyacılar iş yapıyor. Beyaz eşyacılar da iş yapıyor. Ama biz sürekli harcıyoruz. Sürekli tüketiyoruz Hiç kimse parada durmak istemiyor Yani aslında kar etmiyoruz Ama aslında ne oluyor İhtiyaçlarımızı Sadece gidermiş oluyoruz Bu da böyle bir enteresan bir süreç Ama bunun bu sürecin sonunda Ne olacak Paramızın satın alma gücünü korumuş olmayacağız Çünkü paramız kalmayacak e Para kalmayınca satın alma gücünü de korumuş olmayacaksın Sadece mal mülk sahibi Olmuş olacaksın ama inanın En iyi senaryo şu an bu yani diğerlerine baktığımızda hepsinin içinde en mantıklısı ve en olabilitesi yüksek bize en çok fayda getirecek yani toplamda e, senaryo bu. Çünkü parada kaldığımız sürece enflasyon devam edecek. Evet, narh'tan bahsettik. Şimdi gelelim şu NARH meselesine. E, birkaç gündür e, medyada yer alan bazı haberler var. Gerçi bu resmi olarak yayınlanmadı ama e, medyada e, devletin bazı ürünlerin satışına bir tavan fiyat koyacağı söyleniyor. Özellikle gıda ve temizlik ürünleri işte nedir bunlar bebek bezi, bebek maması yani olmazsa olmaz kullanmamız gereken işte et ürünleri, süt ürünleri, un vesaire bunlara bir tavan fiyat uygulaması koyulacak. Buna nar deniliyor arkadaşlar. Osmanlı zamanında da zaman zaman devlet ya yani Osmanlı devleti bazı ürünlerin fiyatına nar koymuş. Bunlar yapılmış şimdi ne kadar serbest piyasa da desek şimdi bazen devletin müdahale etmesi gerekiyor. Yani her şeyi serbest piyasaya bıraktığımızda da e, vatandaşın faydasına olmuyor. Peki bu uygulamada nasıl olacak? Uygulamada şöyle olacak olması bekleniliyor. Büyük marketler var biliyorsunuz. Zaten piyasanın çok büyük bir kısmını ele geçirmiş durumdalar. Bunlara talimat verilecek. Denilecek ki sen bu ürünü kaç paraya alırsan al bu fiyattan satacaksın. Aradaki farkı ben sana ödeyeceğim devlet olarak denilecek. Şimdi bu şekilde yapıldığında ama tabi bazı riskler söz konusu. Birincisi marketler bundan zarar edebilir mi? Edebilir. Çünkü bu tab taban fiyat neye göre belirlenecek? Devlet neye göre fark verecek? Marketin karı burada ne kadar olacak? Bu market açısından bir soru işareti. İkinci risk vatandaş açısından uzun vadede bir problem. O da şu siz bu tavan fiyatları koyduğunuz takdirde yine aslında enflasyonu körüklemiş olacaksınız. Neden? Çünkü aradaki farkı marketlere veren devlet e nereden verecek bu parayı? Zaten vergiler yetmiyor. Aradaki farkı para basarak kendi para birimi üzerinden verecek. Basılacak olan her parada enflasyonu daha da fazla körükleyecek. Yani aslında bunlar enflasyonu giderecek olan şeyler değil. Yani bunu yani her zaman söylüyorum yine söyleyeyim her programda belirtiyoruz. Yani enflasyonla mücadelenin e, en etkin silahları belli. Bir faizi arttıracaksın piyasa reel sektöre girecek. Özür dilerim piyasa e, reel sektör reel sektör değil de tüketimden tasarrufa yönelecek. İki Para yakacaksın yani piyasadan para çekeceksin. Bu da çok önemli. Çünkü bunu yapmadığınız zaman bu sefer e, içeride zaten bir sürü para var dolaşımda devamlı dolanıyor. E o zaman enflasyonda para dolanımı arttıkça dolanındaki para sayısı arttıkça enflasyonda artmaya devam edecek. Ve 3 üretimi arttıracaksın. Yani arz talep döngüsü. Elimde telefon var. 10 tane telefon var. 12 tane müşteri var. E ne oluyor? telefonun fiyatı artıyor. Çünkü talep daha fazla. Ama ben telefonu daha çok üretirsem 15 tane telefon olursa öbür tarafta 12 müşteri var. O zaman telefonun fiyatı azalıyor. Yani biz üretimimizi arttırdığımız ölçüde enflasyonla mücadele edebiliriz. Yani tekrar söylüyorum bir faiz silahını kullanacağız. Artık bu faizle ilgili de dilimde tüy bitti anlatmaktan bıktım. O yüzden anlatmayacağım. Yani ben yüksek faiz meraklısı falan değilim. Sadece mevcut enflasyon oranına baktığımızda o enflasyon oranıyla piyasadaki faizi e, karşılaştırdığımızda aradaki o belirgin e, bariz farktan bahsediyorum. E, o farkı gidereceksin faiz oranını arttıracaksın 2 para yakacaksın dolaşımdaki parayı azaltacaksın 3 üretimi arttıracaksın. Özellikle üçüncüsü biraz vatandaşla da alakalı yani vatandaşın da üretim yapmaya yönelmesi gerekiyor. Yani hani her şeyi de devletten beklememek lazım diyoruz ya. Yani tamam devletin de yapması gereken önemli şeyler var. Bunları yapmadığı müddetçe, vatandaşı üretime özendirmediği müddetçe vatandaş tabii ki üretim yapmaz. Ama son dönemde ben şunu fark ettim. İnsanlar e, paradan para kazanmaya artık o kadar alıştı ki. Yani yatırım araçlarıyla, bu yine aslında yanlış para politikalarının bir sonucu. Vatandaşı suçlamak için bunu söylemiyorum ama... Ee, yani bakıyorsun mesela işte 200 bin lira parası var bu 200 bin lirayla dolar alıyor ondan sonra dolar bir anda 10 liradan 15 bin liraya çıkıyor parası oluyor 300 bin lira diyor ki 100 bin lira para kazandım ben diyor niye 5 bin lira maaşla başkasının yanında çalışayım ki ya da neden bakkal dükkanı açayım ki zaten para kazanıyorum ya da bitcoin alıyor bitcoin 500 bin liralık bitcoin alıyor bir anda bitcoin'i bir buçuk milyon oluyor ya da işte bir milyon oluyor altcoin'lerde bu çok sık olan bir durum. E diyor ki ya ben zaten 500 bin lirayı bir ayda kazanmışım niye bu parayı e, şeye yönlendireyim ki e, real sektöre yönlendireyim ki. Yani bu aralar yatırımcılarımızın sayısı girişimcilerimizin sayısını aştı gibi görüyorum. E, yani vatandaş olarak tabii kendimizi de sağlama almamız lazım ama... Artık bu dengeyi bir şekilde kurmalıyız arkadaşlar. Yani devamlı yatır 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 yatır. E kim çalışacak? Herkes yatırımda. Herkesin parası yatırımda. Tarlayı satıyor yatırım yapıyor. Fabrikayı kapatıyor yatırım yapıyor. Herkes para piyasalarında. Reel sektör de çöküyor. Bunun tabii ki sebepleri var. Durup dururken yapmıyor insanlar ama. Bu döngünün de kırılması lazım. Ve devletin de buna mutlaka ve mutlaka ön ayak olması lazım. Yoksa bakın önümüzdeki aylarda bu daha da fazla artacak. Birçok kişi şu anda zararına çalışıyor. Özellikle esnaflar. Birçok dükkanın ben kapatıldığını kendi oturduğum bölgede görüyorum. Ve bu kapatılan dükkanların sayısı maalesef daha da fazla artacak gibi görünüyor. Şimdi bir de gıdadan bahsetmiştik. Şimdi 17 dakika olmuş. Onu da başka bir programda konuşalım. Çünkü gıda ile ilgili bazı şeyler artık aralanmaya başlandı. Sır perdeleri. Biz niye böyle yapıyoruz? Para bu cepten çıkıyor, öbür cebe giriyor. İhraç ediyorsun, ihraç ettiğini daha sonra tekrar ithal ediyorsun. Zaten ihraç ettiğini de daha önceden ithal etmişsin. İşin içinde iki ithalat, bir ihracat var. Toplamda sen yine zararda oluyorsun. Üçünün de arkasında aynı firmalar varsa eğer, uluslararası firmalar varsa, sen zaten zarar senin açından kaçınılmaz. Yani şu anda Türk halkı dört bir koldan, Maalesef ki maalesef hem fakirleşiyor hem de soyuluyor. Yani buna artık bir dur demenin vakti geldi. Özellikle gıda ürünlerinde. Bakalım inşallah biz böyle bunları konuşacağız. Bir takım farkındalıklar oluşturacağız. Ve bu tepedeki devlet büyüklerimize gidecek. Onlar da bir takım önlemler alacak. Evet. Nar koyulur mu bilmiyorum. Bazı ürünlere. Ama sanki nar yolda gibi arkadaşlar. Nar gelecekse gelsin bakalım görelim. Bir o eksikti. Ee, sürekli hayatımıza böyle enteresan yeni kelimeler giriyor. Bu da o kelimelerden biri olacak gibi. Biliyorsunuz benim genelde videolarımda söylediğim şeyler bir süre sonra en popüler konular haline geliyor. Bunu da şimdiden söyleyeyim. bunlar kelimesini de bu aralar sık sık duyarsanız şaşırmayın. Evet sevgili arkadaşlar. Ee, bugün de bitirelim. 18 dakika olmuş. Yine... Gelişmeleri oldukça konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.